Esselam, değerli arkadaşlar. Ses niye bozuk böyle, onu anlamamış. Anlamadım. Ses biraz çok kısık geliyor. Yok, sesimden de kısık yani. Geçen hafta yaptığım videolardaki sesim iyiydi. Ama bu defa daha kısık çıktı. Tabii gün geçtikçe yaklaşıyor. Yaşlanıyoruz. Sorularınızı da cevaplamaya çalışacağım ama tabii her zaman söylediğim gibi bu cevaplar mutlak değildir. Bizim kendi tespitlerimiz, kendi yaşadıklarımız. Yani bireysel aslında bu olaylar. Hani sorduğum sorudan hareketle söylüyorum. Metafizik yaşantı yani rüyadır. Rüya, kişi kendine nasıl ispatını yapamazsa gördüğü rüyanın, işte bu duru görü, işte yol astral seyahat dedikleri ruh halleridir bunlar. Yani kimseyi ilgilendirmez, bir inanç mevzu da değil zaten. Kişi kendi yaşadığıdır. Tabi bazıları ekrana çıkıyorlar YouTube'da. Anlatıyorlar. Yarısı gondurmasın bunun. Arasında bazı yaşadıkları efendim ruh halleri varsa da bir sürü de ekleme var içinde. Literatür eklemesi. Tasavvuf dünyasında çok var bunlardan. 1000 küsur seneden beri İslam dinine adeta virüs gibi yapışan tasavvuf İşte bu tür insanları üretiyor. Adam aya çıktım diyor. 700 sene önce İbn-i Arabi de diyor ben aya çıktım diye. Delilin ne? Yok. O zaman kendine sakla. Niye kendi yalanına milleti inandırmaya çalışıyorsun? O zaman biz de söyleyelim. Bilmem nereye çıktık, indik, geldik. Google'a girdiğin zaman bu yalanlara yardımcı olacak bir sürü de literatür bilgiler var. Kirli bilgilerle dolu. Uydur gitsin. Nasıl olsa 500 bin kişi izlemiş. İyi para kazanmışlar. Amaçları da bu galiba. Ancak şunu düşünmüyorlar ki, bunu ne anlatırsa anlatsın, kimsenin anlattığı şey bizi ilgilendirmez. Ama bunu dine mal ettikleri zaman sıkıntıya sebep oluyor. Birçok insanın kafasını karıştırıyor, inancını zedeliyor. Mesela adam diyor ki, o gönderdiğim videoda, Araf'ta diyor, ben ruhlarla görüştüm. Ölmüş insanların ruhlarıyla. Ya Kur'an-ı Kerim'e taban tabana zıt bu ifadeler. Ve bir de bunlar Müslümanımız diyorlar. Yani dindar, bir takım dindarca ifadeleri var. Allah diyor ki, biz katımızı alırız ölenlerin ruhunu diyor. Geri dönemezler. Araf'ta falan tutarız demiyor. Katımıza diyor. Katı nere? Bilmiyoruz. Kimse de bilemez. Gayiptir bu. Gayibi Allah'tan başka kimse bilmez. Bildirseydi Kur'an-ı Kerim'de filan katı aldım derdi. İkincisi, o Kur'an'da Araf var diyecekler şimdi onlar. Var. O mahşer günü cennetlikler, cehennemlikler ayrılınca bazı insanlar Araf'ta tutulur. Yani arada kalır. Onların hesabı ayrı. Kimdir bunlar? Bülü çağına ermeden ölmüş insanlar. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i duymamış insanlar. Ama iyi insanlar. Tamam, Kur'an'dan haberi yoktur ama dürüsttür. İnsan fıtratına uygun yaşamıştır. Bunlar Araf'ta bekletilir. Kur'an'da geçen ifade bu.
ruhlar orada bekliyor, ölenlerin ruhu Araf'ta bekliyor diye bir şey yok. Şimdi bu yalanları da eklediler mi, iş dine dayanıyor. İş dine dayandı mı ister istemez biz de müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Senin gibi kardeşlerimiz de bize yazıyor, mecbur kalıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ruhlarla kimse görüşemez. Ölen kişiler uykuya daldırılıyor. Uykuya ve mahşerde uyanacaklar. Ve hatta Kur'an'daki ifadeyle söyleyeyim. Ya biz ne kadar uyuduk? Yarım gün mü, bir gün müydü gibi sorular soracağız birbirimize. Sen kiminle görüşüyorsun gidip? Yalan söylüyorsun. Değerli kardeşim, gördüğünüz, muhayyilerinizde oluşturduğunuz, tahayyül ettiğiniz bir takım mistik hezeyanları dine mal etmeyin. Dini argümanları kullanmayın. Bunun bir vebali büyüktür. Ve cinler insanları aldatırlar. Ben falanın ruhuyum, ben filanın ruhuyum diye aldatabilirler. Niye aldanıyorsunuz buna? Biz de gördük. Biz de çok duyduk sesler, fısıltılar, gayipten gelen sesler. Gayip mayip değil tabi, kulağımın dibinden geliyor ses. Bize de söylediler sen kurtarıcısın. Bize de söylediler sen dördüncü adamsın. Dördüncü adam kim? Ashab-ı Kehf'te yatan uyurlardan dördüncüsü Yemliha'ymış. Ben de Yemliha'ymışım. İnansaydım ben inanırdım bunlara. Ama Allah'ın dini bu kitap, bu kitaptaki bilgiler mutlak doğrudur. Bilimsel doğruları değil. Çünkü bilim geliştikçe değişir. Mutlak doğrulardır. Burada ne diyor Allah? Cinlerle ilgili mahşerde hesaba çektiğinde doğrusu siz insanlara çok eziyet ettiniz diyor. Ama insanların ahmağı da cini yok ruh diye şey yapıyor, melek diye kanıyor, aldanıyor. Onun aldanmasını da tabi Allah söylüyor. Onun için değerli arkadaşım, birçok şey görebiliriz. Yarı uykulu halimizde bu bir ruh halidir. Efendim, birçok şey yaşayabiliriz. Ama bunlar gerçek değildir. Uyanıkken ve dimdik otururken yaşadıklarımız gerçektir. Çünkü Allah ne diyor? Biz gerçek olarak yarattık sizleri diyor. Ama birileri kalkıyor oradan buradan. İşte biz bir simülasyon yaşıyoruz. Yok biz bilmem hayal dünyasında yaşıyoruz. İbnül Arabi oradan diyor ki aynanın yansımasıyız. Allah'ın yansımasıyız. Aynadan yansımasıyız. Ya Allah gerçek üzere yarattım diyor ya. Şeytanımızın dediğine mi inanalım, Allah'a mı inanacağız? Müslüman isek bu kitap. Bu kitap bizim delilimiz. Müslüman olduğumuza delil bu kitaptır. Çünkü sizi bu kitaptan hesaba çekeceğim diyor Allah. Konuya devam edeceğiz. Allah'a emanetiniz.